Bamya pişirdiğiniz zaman nasıl bir şey görüyorsunuz? Böyle jölemsi, sümüksüz bir madde var bamyada. İşte bamyanın tohumunda da bu madde var. Nedir bu madde? Müsilaj. Marmara'yı bir ara mantar kaplamıştı. Millet korkudan girememişti, korkmuştu. Ama bu tabii ki bitkisel, doğal, yenilebilir. Müsilaj, kolajen tip 1, tip 2, tip 3. Den tip 28'e kadar. Ha, kolajen 16 çeşit kolajen var diyorlardı. 28 çeşit kolajen olduğu son yapılan çalışmalarda bulundu. Tüm kolajen tiplerinin hepsinin ham maddesidir müsilaj. Hepsi kolajene dönüşür. Kolajen nedir? Protein. Hayvansal protein aldığınız kolajen. Bu kolajen saf. Tip 1, tip 2, tip 3. Artı bamya var. Doğal kolajen ham maddesi. Kolajen ne yapıyor? Bunun birleşimindeki kolajen bütün tip 1, tip 2, tip 3, tip 28'e kadar hepsinin ham maddesi. Yeter mi? Yetmez. Şimdi moringa olmazsa aminoasit yetersizliği ortaya çıkabilir. Çünkü kolajen proteindir. Protein vücut tarafından değiştirilir, dönüştürülür. Aminoasitlere kadar çözer. 30 bin, 40 bin aminoasitten oluşan bir protein, 10 milyon defa büyüksek bir kolajen neye benzer? Futbol topu büyüklüğünde. Vücudumuz bunu ne yapıyor? Topluyla ucu kadar sütüyor 10 milyon defa büyüksek. Yani aminoasitleri, o aminoasitleri de tekrar kolajene değiştiriyor, dönüştürüyor. Hayvansal veya bitkisel kolajeni değiştiriyor, dönüştürüyor, çözüyor. Onu tekrar insan vücuduna uygun kolajene dönüştürüyor. Tip 1, tip 2, tip 3, tip 28'e kadar. Biz bunu moringayla, spirulina'yla güçlendirdik, çemenle güçlendirdik, etken maddeler. Onlar olmazsa kolajen etkisi olur mu? Olur ama yetersiz olur. Güçlendirdik, böylece etkisini kat kat artırdık. Dünyada hiçbir ülkede böyle bir çalışma yapmadılar. Yapmazlar da çünkü maliyet. Biz maliyeti düşünmüyoruz. Nasıl faydalı olabilir? Onu düşünüyoruz. Saygılar.